4 haftalık yasağın ardından 2 maç kendi sahamızda, 2 maçta deplasmana yasak koydular. 4 hafta sürecinde gelen taraftarımızdan bugün hem liderliğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar büyük bir taraftar olduğumuzu, ne kadar bir Kırıkkale Sporlu olduğumuzu bugün herkese göstereceğiz. İnşallah bu maçı kazanıp liderliğimizi sürdüreceğiz. Başkan, tribünler dolu. Full dolu olacak herhalde, öyle gözüküyor. Tabii ki, tabii. Evet, burada Kırıkkale halkımıza neler söyleyeceksiniz? Bugünkü maç var, önemli bir karşılaşma. Ya artık yani Kırıkkale halkı gerçekten yani artık bu ligi biz üçüncülüğe çıkmış gibi gözüküyor. Hani artık yani Kırıkkale Spor üçüncülükte, ikincilikte görmek istiyor. Gerçekten yeminle söylüyorum, şehir var ya o kadar inanmış ki. Bu büyük tarafta her zaman söylüyorum, bunu yine söyleyeceğim. Şampiyonluktan başlamaz. Şu tribünlere bakın, şimdiden dolmaya başladı, daha bir saat var. Helal olsun yani taraftara. Takımımız inşallah bugün galibiyeti bu büyük taraftara hediye edecek. Başkan teşekkür ederim. Başkanım, Allah razı olsun. 2 gün sonra en büyük sevgilimize kavuştuk. Bugün de Allah'ın izniyle yaptığımız istatistik ve analizlere göre bu maçın ben ilk yarısı Kırıkkale, ikinci yarısı Kırıkkale şeklinde 2-0 veya 3-0'lık bir skorla rahat bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Allah'ın izniyle bu yolun sonunda da hep beraber takımımızı büyük ihtimal Saray Önü'nü oynayacağız playoff'ta. O maçı da alıp 3. günde unutacağız abi inşallah. Maçın başlaması yaklaşık 40-45 dakika süre evet var ama tribünde full dolu. Evet abi. Buradan gelen taraftarlarımıza. Abi öncelikle Kırıkkale şehri zaten futbolu seven bir şehir olduğumuzu her şekilde gösteriyoruz. Süper Lig'de Kayseri gibi takımlar, Süper Lig'de oynayan takımlar seyirci bulamazken biz ligde 13.000'e 15.000'e karşı Kocaeli Spor'la birlikte buralarda full tribünden oynuyoruz. Abi önce şunu demek istiyoruz. Biz başarıya aç bir memleketiz. Bunu da her şekilde gösteririz. Allah nasip ederse bu şekilde devam edip şampiyon olacağız abi. Teşekkür ederiz. Allah biz teşekkür ederiz abi. Biz kendi çabamızdan şampiyon olacağız olursak da. Artık esnafın, milletvekillerinin, belediye başkanımızın uyanması lazım abi. Artık son 3 tane viraja girdik. Bizim maçlarımız hiçbir kolay değil. Bunların üçünü de alıp abi şampiyonu kazan maçını da burada kutlayacağız. Evet, tribünlerimiz full dolu. Evet abi. Maçın başlamasına yaklaşık 40 dakika, yarım saat bir şey var. Burada taraftarlarımız, biz takım yalnız bırakmayan taraftarlarımız, Kırıkkale halkımız buraya geldiler. Onlara neler söyleyeceksiniz? Abi taraftarlara çok teşekkür ediyorum stadı doldukları için. Yardan çoğu taraftarda dışarıda kalacak. Yani burada tıklım tıklım izlem. Şampiyon havasında abi. Aa, zaten doldu. Yani evet abi. Evet abi. Başım ama tribünler de dolu. Evet. Abi bu taraftara şampiyonluk yakışır. Başka bir şey yakışmaz. Evet. Bundan başka ben bir şey söyleyemem. Bu taraftara ben Kırşehir maçında biz 88'de biz umutlar bitti dedik artık. Bundan sonra Yozgat şampiyon dedik. Evet. 89'da gol attık. Bütün tribünü ağladı. Serdar Kılıç'ın geçen attı. Evet. Kırşehir attı. Evet. Golde. Kırşehir attı. Evet. Biz yine varız dedi. Evet. Yine biz varız dedi. Bundan sonra şampiyonluk bitti abi. Şampiyon Kırıkkale'si. Bugün Kırıkkale'nin inşallah şampiyonlukta eğleneceğimiz, Kırıkkale'yi şampiyonu yaşatacağımız bir gün. Azatlık Spor bizim kardeşimiz. Çankırı Spor'un yaptığını, Kırşehir Spor'un yaptığını Kırıkkale Spor'a Azatlık Spor yapmayacak ve yapmaz. İyi biliyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu takım şampiyon olacak. Kırıkkale'ye şampiyonluğu bu sene yaşatacağız. Ve herkesin de heykelini dikeceğiz. Kırıkkale yeter. Bal Ligi'nde olması yeter. Biz 76-77'de Süper Lig'deki bir ilçe takımıydık. Üçüncülükle yakışmıyor bize. Bizim yerimiz Bankasya. İnşallah biz şampiyon olacağız. Buradan Kanal Siyaset'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye Kırıkkale'yi tanıttı. Kırıkkale Spor'u tanıttı. Siyaset'i tanıttı. İbrahim Yaman Bey'e kurucularından ve Kanal Siyaset'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Haberini istiyoruz. Kazanmalarını istiyoruz. Bu kadar. Yalnız bırakmamalarını söylüyorum o kadar. Babama dua ediyorum. Baban kim senin? Engin. Engin. Evet, buradan da babana bir selam söyle bakalım. Selam. Evet, seviyoruz beni. Evet, Kırıkkale'yi bırakmadınız, hep beraber gelmişsiniz bak buradan. Evet, babam ismi Hüseyin. Evet. Kırıkkale'yi için maç yenmek istiyorum. Çünkü Mila'yın babası da bir sürü bir maç yenmiş. Evet. Burada Kırıkkale Spor'u yalnız bırakmadık. Yalnız bırakmadık. Biz de burada bak arkadaşlarımızla beraber. Evet. Hadi sen söyle bakalım. Sen ne söyleyeceksin Kırıkkale Spor şampiyonu kolunda? Üç maçı da alıp yükselme maçında kazanıp 3. lige çıkmak istiyoruz.
taraftar muhteşem. İnşallah bundan sonra da yani bizi layık olduğumuz yere geçeriz. Buradan da şunu belirtmek istiyorum. Yani Kırşehir'de geçen hafta yaşadığımız olayları kimsenin sahip çıkmamasında kınıyoruz yani. Çünkü bizim milletvekillerimiz bize sahip çıkmadığı için gerçekten de büyük sıkıntı yaşadık. Ama ne olursa olsun bütün zorlukları aşıp biz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Kadir Başkan, tribünde full olması bekliyor. Şu maçın başlaması 45 dakika falan var. 45 dakika var. Tribünler yarın çok doldu. İnşallah dolacak. Zaten hemen hemen kapalı tribünler dolu. O da sıcak olduğundan dolayı. Biraz sonra da buralar dolar. İnşallah istediğimiz yere ulaşacağız. Yani bu taraftar elinden geleni yapıyor. Başkan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
anda gidişat iyi. Ben yani bu maçın 4-5-0 olacağı kanaatindeyim. Ama lütfen taraftar olarak, yönetim olarak hep beraber şu son iki haftayı, artık bu haftayı da kapattığımıza inanıyorum. Ama ondan sonraki hafta, önümüzdeki hafta Sivas'a, ondan sonra da en son burada Kazan maçında çok önemli. Şu anda elimizde şampiyonluk var. Artık üçüncü lig takımıyız diye görüyoruz. Ama maalesef sizler de biliyorsunuz son 2-3 maçtır, Çankırı maçı, Kırşehir maçı, hepsinde birebir gittik, gördük. Yani oralardaki ayak oyunlarını gördük. Artık yani son viraja girilmiş iken ayak oyunlarıyla çelme takılmasını engelleyelim diyorum. Herkes böyle sağduyulu, ortak akılda buluşarak inşallah bu şampiyonluğu Kırıkkale olarak artık ele alalım istiyorum. Başkanım, Kırıkkale Spor hem içeride hem dışarıda hep takım yanında olduğunuz, deplasmanlarınızı görüyoruz, desteğiniz de var. Taraftarlarımızı da takdir ediyoruz, seviyoruz da. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Ya hemşerim, bizler milliyetçi insanlarız. Bizler Kırıkkale milliyetçisiyiz. Bizler yani Kırıkkale'nin değeri olan her şey bizim. Ya biz burayı kurumsal olarak görüyoruz. Yani keşke bütün arkadaşlarımız, yani Kırıkkale'nin bütün idarecileri bir araya gelse, hep beraber topyekun olsak da o arkadaşlarımıza örnek olsak. Yani keşke onlar da gelse. Aa, önümüzdeki hafta yani buradan sizin aracılığınızla seslenelim arkadaşlarımıza. Ne olur önümüzdeki hafta hep beraber Sivas Emniyet Gücü maçına şu ilin 11 belediye başkanı, 3 tane milletvekili, hadi hep beraber gidelim. Hep beraber gidelim, takımın orada yanında olalım. Yani onun için biz elimizden geldiğince takımımızın yanındayız. Maddi manevi imkanlarımız çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Yani önümüzdeki haftalarda da yine devam edeceğiz. İnşallah 3. ligde artık Kırıkkale'nin bir takımı olacak. Başkan, son olarak tribünlerimiz dolu, kuyu dolu. Kırıkkale yalnız bırakmadı. Ya şimdi bakın, amatördeki bir takımın böyle bir taraftarını bulamazsın. Türkiye'nin neresine gidersen git. Yani burası Kırıkkale. Kırıkkale futbola, Kırıkkale takımına değer verdiğinin göstergesi bu. Biz önem veriyoruz. Yani bütün Kırıkkaleliler gibi. Onun için yani bu çok farklı bir atmosfer. Yani herkes dolu. Bundan sonra da daha iyi olacağına inanıyorum. İyi, güzel şeyler bizleri bekliyor başkanım. Tabii ki. Hep beraber. Teşekkür İnşallah tekrar yani bu taraftara da. Kırmızı elinden geleni yaptı. İnşallah ikinci yarıda da onlardan gol bekliyoruz. Bu disiplinle gittiğimiz süre içerisinde Allah izin verirse takımımız şampiyon olacak. Kırıkkale'de de müthiş bir hava yakalandı, görüyorsunuz. Kırıkkalelilik ruhu kenetlendi. Bu sene takımımızı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Tüm Kırıkkale'nin tamamı. Bu manada da üzerimize düşen her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. İnşallah takımımız şampiyon olacak. Başkanım, Kırıkkale Spor'u her maçta boş bulun. Yalnız bırakmıyorsunuz. Günler taraftar gibi. Siz de seviyor taraftarlarımız. Sağ olsunlar. Taraftarımız da bize gerekli ilgiyi göstertiyor. İnşallah onların boyunlarını eğmeyecek bu takımda. Kırıkkale şampiyon olacak. Yıllardan beri beklediğimiz özlem giderilecek inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya, emniyet maçımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Nasip olursa. Şampiyon olacağız. Kırıkkale'yi bu mutluluğu yaşatacağız. Sayın Başkanım, Tufan Kızılsan sayesinde tabii. Ne kadar bu şehir sahipsiz derlerse desinler, bu şehrin sahipleri mutlaka olduğunu herkes iyi bilsin. Onun için bu şehrin gerçek sahipleri bugün burada. Gerek belediye başkanı, Kırıkkale Belediye Başkanı, gerek taraftarlar, gerek yönetim kurulu arkadaşları. Gerçek Kırıkkale'nin sahipleri bunlar. Ve bugün de aynı tabloyu gösterdiler. Onun için kim ne yaparsa yapsın, Kırıkkale Spor bu sene şampiyon olacak. Onun için şimdiden bütün en önemlisi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Efendim, bugün 2-0 takımız tabii galiba. Evet. Önümüzdeki hafta emniyet maçı var. Allah'ın buradan bir çağrıda bulunalım. Allah'ın bizim taraftarımız her zaman olduğu gibi gidecek. Orada da takımı destekleyecek. Şehir olarak, biz de yönetim olarak bu takımın sonuna kadar yanında olacağız. Allah'ın izniyle diğer haftada şampiyonluğumuzu burada bu güzide insanlarla, bu güzel taraftarlarımızdan kutlayacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
Kaç maç düşünüyoruz artık? 90-90, 180 dakikamız kaldı. Kent olarak hazırlanıyoruz. İnandık. Playoff'lara gideceğiz. İnşallah bu takım 3. ligde yer alacak. İlimize yakışan şekilde orada da mücadelesini verecektir. Özlediğimiz bir şey. Umarım buradaki taraftarlar da profesyonellikte bir takımın olmasından gurur duyacaktır. Hepimiz gurur duyacağız. Çocuklarımızın da önüne açılacağına inanıyorum. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Maçı daha neticelendirdik. İnşallah şampiyonluğa adım 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 ilerliyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz bizim futbol kalitesi ve futbol oyunu açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ama işte hakem oyunları, siyasi oyunlar, çok ciddi üzerimizde baskılar var. Alt taraftaki takımların üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. İşte bir gün olduğu gibi işte Yıldız Eli yendi, Emniyet yenildi. Dolayısıyla puanlar eşitlendi. Düşmemesi için bizim her rakibimiz ciddi anlamda skor yapmak zorunda. Emniyet bu hafta yenseydi biz öbür hafta rahattık. Ama Emniyet'in oynayacağı son maç bütün var gücüyle bize direnmek olacak. Tabii ki bizim bu saha içerisinde sıkıntımız yok. Ama saha dışında hakem konusunda bir sıkıntımız olursa artık bu işin sonuna kadar geldik. İnançla geldik. Futbol olan her yerde biz kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Tabii ki Yaradan Mevla'nın takdiri, hakkımızda hayırlı olan neyse o olacak. Yine taraftarımızın yoğun desteği, Sivas'ta da burada da ortamı germeden işte görüyorsunuz. Onurlu bir takımın mücadelesiyle geçen hafta Kırşehir'de oynanan maçı, çirkin olayları, çirkin neticeleri. Neticede futbol oynayana herkes taraftar dahil alkışlayarak sahadan gönderdi. Ama işi farklı yönlere çekenlerle de biz hesabını sormasak Yüce Mevlam mutlaka soracaktır. Onları Allah katledecektir. Maalesef son haftalara yaklaştığımız düzenlerde de Yozgat sahada yenmek yerine siyasi oyunlarla, kirli oyunlarla sonuca getiriyor. Bugün yine Kırıkkale'ye sevindirici bir haberimiz daha var. Öbür süper amatörde de MK Kırıkkale Spor'umuz yine şampiyon oldu. Allah izin verirse biz profesyonel olursak öbür sene ligde yine MK Kırıkkale Spor'umuz balda bizi temsil edecek. İnşallah sonuç hayır olur, hayırlara vesile olur. Biz yönetim olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz elinden gelenin çok fazlasını yapıyor. İnşallah sonuçta gelir. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Size sağ olun. Biz 3000 nüfuslu bir kasabanın takımıyız. Bu lige katıldık. Güzel bir mücadele oldu. Takımımızı kutluyoruz bu arada. Teşekkür ederim. Biz de Kırıkkale'yi tebrik ediyoruz. Bu güzel ağırlamalarından dolayı. Bize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.